Yosun yeşili gözleri camdan dışarıya bakan sistemkar bakışlar atıyordu. Yine kendinden yaşça epey küçük bir genç kız evleniyordu. Ne zaman biri evlense içine büyük bir öfke kaplıyordu. Kendisi evlenene kadar bu bıkkınlık devam edecekti. Artık yaşı otuzunu geçiyordu. Bu yüzdendir ki görücü gelenler ya kumu olarak istiyordu ya da karısı ölenler çocuklarının bakımı için istiyorlardı onu. Ablası çok olmuştu evleneli. Kendinden küçük iki kardeşi, İki de abisi vardı. Annesi büyük zahmetlerle, yokluklarla büyütmüştü onları. En küçük kardeşi daha yeni doğmuştu babası öldüğünde. Ahmet koymuşlardı adını. Cam kenarında her şeyi geçirdi aklından. yümrenirdi gelinlik yiyenlere, çoluk çocuğa karışanlara. Büyük ve gittikçe tehlikeli bir hal alan öfkesine yenik düşüyordu artık. Bir çaresi olmalıydı mutlaka. İman gücü çok yüksek biriydi. Defalarca Kur'an'ı hatmetmişti. Köydeki küçük çocuklara Kur'an dersi bile verirdi. Ama o da bir insandı ve nefsine yenilip girdaba sürüklenecekti. Böyle şeyler yaşansa da köyümü yine de çok seviyorum. Hikayeyi iyi anlayabilmek için biraz ayrıntı bilmenizde fayda var. Köyümüzün ismi aslında 3 kelimeden oluşur. BKG ama ben hikayede köyümüzden BK diye bahsedeceğim. Bütün köylünün aslında iki evi vardır. Yani yeni ve eski olmak üzere. Ya da aşağı ve yukarı ev diye de adlandırabiliriz. Yeni evi kimse kullanmaz, Yaşamın eski evlerde sürdürürlerdi. Yeni evin içinde 40 yıl öncesinden naftalin kokan, herkesin gözü gibi koruduğu mobilya, çeyiz sandığı ve buna benzer şeyler bulunurdu. Bu yeni evlerin çardağında diğerlerinden bağımsız olan ayrı bir odanın kapısı bulunurdu. Bu oda kendinizce en değerli insanları ağırlamak içindi sadece. Başka türlü sadece temizlik için açılırdı bu odanın kapısı. Yaşamın devamlı sürdüğü eski evlerde genelde neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş, yanında tandır ve ahılım mutlaka bulunduğu evlerdi. Yazarken aslında özlem hissi uyandı. Neyse konumuza dönersek. Fidan öz akrabamdır ve evlerimiz yan yanadır. Yaz aylarındaki kalabalık artık dağılıyordu. Kasabaya çocuklarını okutmak için dua aile yazın bitimiyle geri dönmüşlerdi. Artık hatırı sayılır bir tenhalık vardı köyde. Günler rutin işleri yapmakla, kış hazırlıklarla geçiyordu. Ama Fidan el ayak çekilip de herkes uyuduğunda uyumuyordu. Günlerdir kafasında kurduğu planlarını uygulamak için türlü düşünceler içindeydi. Ertesi gün Aynur'u eve çağırdı. Aynur hiç beğenmemişti bu fikri. Dahası ödü kokmuştu. Tıpkı Aynur gibi Figen'i de çağırmıştı. Figen ağzındaki sakızla pervasızca aman Aynur ne kadar korkaksın. Bakma sen bu fidancım. Bu gece herkes uyuyunca çağırırız cinleri. Ben anamlar uyuyunca gelirim. Aynursuz olmaz, mecburen o da katılacak. El ayak çekildiğinde Fidan tüm malzemeleri hazırlayıp arkadaşlarını bekledi. Cemaatlanan küçük taş da anladı geldiklerini ve içeriye aldı onları. Üç arkadaş sıkıca birbirinin elini tutarak çember oluşturdular. Ortadaki su dolu tasa Fidan kanunu da anlattı ve hemen bu yanın başındaki defne yaprak dağını yakmaya başladı. Dualar eşliğinde tekrar elleri tuşup herhangi bir işaret beklediler mum ışıkları ahenkle dans ediyor gibi sağa sola gidip duruyordu. Bir tek bir mum hariç. Tüm mumlar söndü. Zifiri karanlık hasıl oldu odada. Yanan tek mumu Figen eliyle basıp söndürdü. Aynur korkudan ölmek üzereydi. Ama Fidan ve Figen gayet rahattı. Ortada bulunan su dolu tas ters düz olup perdeler hızla çekildi. Söyle çabuk beni neden rahatsız ettin? Seni zavallı oğlu. Bana büyük zarar verdin. Bu geceden sonra ölmek için yalvaracaksın. Cana can, can kana kan diyerek siyah bir gölge olan şerli duman olup kaybolmuştu. Az önce gayet rahat olanlar korkudan konuşamıyorlardı bile. Ama bu gece yaşadıkları yaşayacaklarının yanında bir hiçti. O gece hiçbiri uyumamıştı korkudan. Sabah ezanıyla birlikte rahat bir nefes almıştı fidan. Ancak o zaman biraz da olsa uyumuştu. Artık iyiden iyiye kış soğukları kendini hissettiriyordu. Yeni kurulan soba etrafında ev ahalisi kahvaltısını yapar sonra da zaten iki göz odadan oluşan ev temizlenirdi. Genelde süt sağımını ve hayvanların bakımını annesi Fatma kadın hallederdi. Bu sabah garip bir şeylerin olmaması Fidan'a gece yaşananları unutturmuştu bile. Dışarıda bulunan tandırda yapılırdı ekmekler. Fidan akşam yemeğini yapmaya koyulduğunda hava yeni yeni kararmaya yüz tutmuştu. Tandır epey büyüktü ve bu fidan için korkutucuydu. Sanki o yemekle uğraşırken arkadan devamlı birileri geçiyormuş gibi bir hisse kapıldı. İyice kulak verdiğinde piş diye bir ses işitti ve dehşete kapılıp çığlığı bastı. Fatma kadın içeriye telaşla girdiğinde Fidan korkudan nefes nefese kalmış bir haldeydi. Ne olduğunu anasını anlattığında anası zaten hemen bir açıklama bulmuştu bile. Burası köy yeriydi ve pencereler çocuktan ulaşabildiği bir konumdaydı. Demek ki köyün çocukları eğlenmek için yapmışlardı. Akşam yemeğinin bitimine kadar bir köşede öylece derin düşüncelerle oturup dalıp gitmişti. Gece yataklar serildiğinde kapı büyük bir hızla yumruklanıyordu. Evin en büyüğü Mehmet kapıyı açtığında kimseyi görememişti. Kimse yok diye içeriye geçtiği sırada camın tıklandığını duydu. Odanın kapısı onları kapattıkça geri açılıyordu. Mehmet tekrar dışarıya bakma gereği hissetti ve dış kapıyı açtığında çardakta bulunan ayakkabıların ters döndürüldüğünü gördü. Anlaşılan bu gece çok uzun olacaktı. Hepsinin içine ürperti kaplamıştı. Hepsi dua ediyordu Allah'a. Dua bittikten hemen sonra kapı yine çaldı. Bu kez normal vuruşlar. Mehmet daha açmadan kapıyı Safiye yengesi babaannem dışarıdan sesleniyordu. Tam açacakken Fatma kadın oğluna engel oldu ve biraz beklemesini işaret etti. Kapı yine çaldı ama bu kez deprem olmuş gibi sarsılıyordu kapı. İşte şimdi her şeyi idrak ediyorlardı. Bu Safiye değildi. Dışarıdan gelen tiz, ince çığlık yerine dalga geçen kahkahalara bırakmıştı. Okunan onca duadan sonra sesler anca kesilmişti. Mehmet tek çare bu gece Mustafa ile nöbet tutacaktı. Ev halkı rahat uyusun diye. Kimseye söylemese de çok korkmuştu ve pencerenin dışında dolaşan gölgeleri görebiliyordu. Şerlere gebe kalan bu korkunç gece daha yeni başlıyordu. Mehmet ve Mustafa yan yana kurulan döşekte ellerinde tüfekle nöbete durmuşlardı. O kadar yorgunlardı ki her an uykuya yenik düşebilirlerdi. Fidan kardeş Ahmet ve anneleri zor da olsa uykuya teslim olmuşlardı. Mehmet bir yandan Kur'an okuyor, bir yandan da dışarıdaki seslere kulak veriyordu. Korkunç bir ağrı vardı kulaklarında. Yavaştan uykunun kollarına bırakmıştı kendini. İlerleyen saatlerde kulağındaki yoğun basınçla uyanmıştı Mustafa. Abisiyle yataklarının arasında bir boşluk, bir hareketlilik vardı. Ürpererek başını sola yavaş da olsa çevirdi. Belki de korkacak bir şey yoktu. İşte bu yüzden bakmak zorundaydı. Ama baktığı an kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Bir insan için bundan daha ölümcül bir korku olamazdı herhalde. Bir yükselen, bir inen kefene sarılı biri ya da bir şey vardı yanı başında tuhaf iniltiler çıkartıyor, debeleniyordu olduğu yerde. Mustafa'dan habersiz aynı şeylere Mehmet de görüyordu aslında. Kefen sırt bölgesi yere değdikten hemen sonra içindeki şerli başını doğrultup olanca gücüyle çığlık atıyordu. Zifiri karanlık gözlerini Mustafa'dan ayırmadan bir kuyuyu andıran ağzını sonuna kadar açmıştı. Çığlık sesinin peşi sıra kah konuşuyor, kah kah kahlar atıyordu. Kabir azabından beter bir durumdaydı iki kardeş. Ezan sesi semalara yükselirken Fatma kadın uykusundan uyanmıştı. Namazını eda etmek için doğrulduğunda ise dehşete kapılmış bir şekilde oğullarını seyre daldı. Her iki oğlu oturur vaziyette gözlerini kocaman açmış ve dünya ile bağlarını koparmıştı sanki. İki oğlunun tüm yüzünü yaralar kaplamıştı. Ağız bölgesinin sol tarafı ne yazık kulak hizasındaydı neredeyse. Bugün bu evde duyulan feryatlar tüm köylüyü oraya toplamıştı. Köyün erkekleri imece usulüyle iki kardeşi battaniye ile arabaya taşıdılar. Yolların bozuk olması hastane ile köyün arasındaki mesafeyi iki saate çıkartıyordu. İki saat sonra ancak orada olurlardı. Kadınlar büyük merak ve üzüntüyle Fatma Ana'yı teskin etmeye çalışıyorlardı. Artık ilmi yüksek bir hocaya gitmek farz olmuştu. Öyle ya, boşuna gününüzün şerri bile gecenin hayrından daha iyidir dememişlerdi. İki kardeşi savuşturduktan sonra kadınların hepsi içeriye girmişlerdi. Herkes bir ağızdan konuşup kendilerince bir yorumda bulunuyorlardı. Bunların arasında suçlayan gözlerle fidana bakan Aynur da vardı. Figen henüz yoktu görünürlerde. İçeride bulunanlar çay yapması için annesi fidana göz işareti yapmıştı. Aynur da arkadaşlarıyla beraber tandara doğru gitti. Çay suyunu koyup yere çömeldi ve için içine ağladı. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben ne yaptım böyle diyerek dizlerine vuruyordu. Aynur tabii ki çok üzülmüştü Fidan için ama kendisine de günlerdir uyuyamıyordu. Aynur yıllardır evliydi ve de iyi anlaşıyorlardı kocasıyla. Lakin tek dertleri çocuk sahibi olamamaktı. Yıllardır çocukları olmadığı için hiç isyan etmemişti. Buna rağmen hiçbir zaman ne bebeklerde ne de çocuklarla ilgili kötü rüyalar görmemişti. Ta ki geçen geceye kadar. Kantar içinde uyanıyordu uykularından. Uykuya daldıktan sonra tekrar başlıyordu yine ve yeniden. Kocası iki gündür yoktu. İlçeye gitmişti. Kışlık kuru herza kalmaya. Evde kaldığı zamanlar kasvet çekiyordu içeriye. Bir şeyin kendisini sürekli gözetlediğini hissediyordu. O kadar korkuyordu ki sürekli ağlayan bebek sesleri ikiye katlanıyordu korkusunu. Salonun içinden açılıyordu mutfağın ve yatak odasının kapıları. Evin camları köyün çıkışında bulunan küçük dar yola bakıyordu. Yolun hemen sonunda ise yüksekçe bir dağ vardı. Her araç geçtiğinde kocasının geldiğini umuyordu. Yine bir araba sesi duymuş ve tülün ardından bakmıştı gözleri dağın tepesindeki bulunan bir karaltıya takıldı. Gittikçe yaklaşıyordu ve attığı her adım ömründen bir ömür çalıyordu. Her yaklaştığında daha seçilebilir bir vücuda bürünüyordu. Şimdi aralarında sadece bir yol vardı. Zaten Aynur iyiden iyiye delirmiş gibi bağırıyordu. Sübhanallah bu nasıl bir şeydi ya Rab? Karşısında duran bir insan değildi. Ama bir hayvan da değildi. Belinden yukarısı insan, belinden aşağısı bir attı. Yerlerde sürünen kuyruğunun her bir ucunda akrepler vardı. Tüm vücudu kapkara tüylerle kaplı, dev gibi bir cüseye sahipti. Gilenin kara örtüsünü andırıyordu gözleri. Dışarıda bulunan direk lambası bir yanıp bir sönüyordu. Kapısında bulunan köpeği geldi aklına. Hızlı hızlı önce çağırdı çıktı sonra etrafına göz attı. Karabaş ona doğru koştuğunda dünyalar onun olmuştu. Bahçenin diğer tarafında oturan ailesine seslenerek bekledi. Babası elinde çifteyle geldiğinde kurtulmanın sevinciyle öylece olduğu yere oturup hınca hınç ağladı. Fidan ağlamaya devam ederken Aynur yaşadığı korkuyu geceleri anlatıyordu. İkisi de peki ya Figen diyerek aynı anda dile geldiler. Herkes dağılıp gittikten sonra Fidan ve Aynur Figen'in evine doğru yol aldılar. Seslendikleri halde kimse kapıyı açmamıştı. Pencereden içeriye baktıklarında Figen'in yerde olduğunu gördüler. Tüm uğraşa rağmen kapıyı açmayı başaramadılar. Normalde kimse gündüz kitlemezdi kapısını. Komşular Fidan'ın bağırışlarını duyup kapıya dolmuşlardı. Kapıyı köyün erkeklerinden biri kırarak açmayı başarmıştı. Figen'i e hemen divana uzatıp su dökerek uyandırmaya çalıştılar. Burnunda hiçbir yaralanma işareti olmadığı halde durmaksızın kanıyordu. Kendine gelip gözlerini açtığında çığlık çığlığa bağırıp çağırmaya başladı. Aradan yarım saat geçtiğinde ancak toparlayabilmişti. Dili döndüğünce anlatmaya başlamıştı olanları. Annem ve babam fidanların evine gidince ev işlerine koyuldum. İşlerini bitirince ben de oraya gidecektim. Aşağı çeşmeden su doldurup geldiğimde kapının aralık olduğunu gördüm. Annemin gelmiş olabileceğini düşünüp içeriye korkmadan girdim. Kimsenin olmaması beni çok şaşırttı. Ama korkum çabucak geçti nedense. Havalar gece iyice soğuduğundan odunları hazır etmem gerektiğini hatırladım. Su dolu bakraçlarımı mutfağa gelişi güzel bırakıp tekrar ortadaki odaya geldim. Sobadan kovaya çıkartırken bir homurdanma duydum. Karşımdaki divanda oturup sırıtarak beni izleyen kadını gördüm. Dehşete kapılıp arkaya doğru adım atmaya çalıştım. Felç inmiş gibi öylece kımıldayamadan kadına bakıyordum yanıma gelmesi belki bir saniye bile bulmamıştı. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadığım için daha çok kızıyordu. Kulağım hiçbir şey duymamaya başladığımda yere düştüm. Yere düştüğümde aslında bayılmamıştım. Ta ki hoplayarak hareket eden bu kadının birdenbire bacaklarının olmadığını görene kadar. Aynur ve Fidan korkuyla dinlemişlerdi olanları. Aynur bir süre annesinde kalmayı düşünüyordu. Ne de olsa orası kalabalıktı. Fidan artık kendi evinde kalamayacağını söyleyip yanından ayrıldı. Artık akşam olmasını istemiyordu hiç. Öylesine bir korku taşıyordu ki içinde annesi akşam sofrasını kuruyordu eve vardığında. Yemek faslı bittiğinde annesine bugün figenin başına gelenleri anlattı. Beden her ne kadar evinde de olsa güvende hissetmiyordu kendini. Köy yerinde her zaman erken yatılırdı. Zaten yapacak oyalanacak bir şey de yoktu. Tüm korkulara inat teslim olmuşlardı uykuya. Kanter içinde soluk soluğa uykusundan sıçrayarak uyanmıştı. Rüya bile bu denli mahvediyorsa gerçeğini düşünmek bile istemiyordu. Rüyanın etkisinden henüz kurtulamamışken kapının çalındığını duymuştu. Annesini uyandırmaya kıyamadı. Günlerdir kadıncağız hem üzgün hem yorgundu zaten. Ayak bileğine kadar uzun olan geceliğini bir çırpıda üzerine geçirip kapıya doğru yöneldi. Kim olduğunu sormak aklına bile gelmemişti. Kapıyı açtığında Aynur'un gayri ihtiyarı sıradan yüzüyle karşılaştı. Hayırdır Aynur? Gecenin bu kör karanlığında ne işin var burada? Aynur istifini bile bozmadan fısıldar nitelikte cevap verdi hiç sorma fidan. Annemlerde yerimi yadırgadım. Bir türlü uykuya dalamadım. Figen'i alıp benim eve geçtik. Çay demledik. Sohbet edip sabahlayalım dedik. Sen olmayınca tadı olmaz ki hiç. Hadi seni almaya geldim. Fidan uyuyan annesine baktı ve iyi sen git. Ben üstüme bir şeyler alıp geleyim. Havalar iyiden iyiye soğudu malum. Belki iki dakikayı bile geçmemişti. Üzerine bir şeyler alana kadar nasıl olmuştu da Aynur evine hemen gelebilmişti. Evet evler birbirine çok yakın ama yine de bu kadar çabuk gitmesi içine şüphe düşürmüştü. Köyde tek bir yaşam belirtisi dahi yoktu. Cılız neredeyse hiç aydınlatmayan sokak lambası sinirini bozuyordu. İçinde anlamlandıramadığı bir his vardı. Belki korku, belki şüphe. Belki de geri dönme isteğiydi taşıdığı his. Aynur'un çağırdığında bir hareketlilik vardı. İkisinin onu beklediğini düşüncesi korkularına gem vurmuştu. Büyük bir rahatlama ile ilerlemeye başladı. Gecenin karanlığı önünü görmesine biraz engel olduğu için tökezleyip yere düştü. Avuç içini kesen cam parçasını aldırmadan hızlıca ayaklanıp üzerine çıktı. Tekrar karşıya baktığında siyah bir köpekle çardakta dikilen figeni gördü. Hiç hareket etmeden öylece kızgın bir ifadeyle fidana dikmişti gözlerini. İşte o an tüm bedeni dumura uğramış gibi geri dönmek üzere arkasına döndü. Döndüğünde Aynur önünde dikilmiş, pis bir sırıtmayla gitmesine mani oluyordu. Kan akışı durmuş, nefessiz kalmıştı. Sıkıca gözlerini yumarak nas ve felak söylerini okumaya başladı. Öylesine korkuyordu gözünü açmaktan. Okudukça nispeten korkusunun azaldığını fark etti. Evine doğru o kadar hızlı yürüyordu ki adeta uçar gibiydi. Üzerini dahi çıkarmadan kendini yer yatağına bıraktı. Sabah ezanı okunana kadar dışarıdaki sesler hiç kesilmemişti. Aynur ve Fiken tüm inatlarıyla dışarıya çağırıyorlardı. Okuduğu Kur'an sayesinde içeriye giremiyorlardı. Ama bu onları yine de durdurmuyordu. Tüm gece cama ufak taşlar atılmış, kapı büyük bir gürültüyle tekmelenmişti. Bu alanları sadece kendisi görüyor ve duyuyordu. Ezan okunduğunda nihayet uykuya daldı. Uykudan uyandığında evde kimse yoktu. Doğru ya. Annesi bugün hocaya danışmaya gidecekti. Tandıra gidip bir şeyler atıştırdı ayaküstü. Bir yandan yatakları toplayıp bir yandan da dün gece olanları düşünüyordu. Küçücük evin içinde bile takip edildiği hissine kapılıyordu. Dün gece kesilen avucuna bakarken tekrar tekrar aynı sahneleri yaşıyordu. Annesine gelene kadar korkusunu bir şekilde bastırmak zorundaydı. Evin temizliği bittiğinde yemek yapmak üzere tandıra gitti. Patatesleri soymaya başladığında avuç içlerinin yandığını hissetti. Avuçlarına baktığında tuhaf bir şekil olduğunu gördü. Büyük bir şaşkınlıkla bakarken avuçları kanamaya başladı. Dışarı çıkıp ibrikteki suyla ellerini yıkayıp tandıra geri döndü. Acaba şu an Figen ve Aynur ne durumdaydılar? Onlar da korkutucu şeyler yaşamış mıydı? Keşke zaman geriye aksa da o geceki hatayı hiçbir zaman yapmasalardı. Hepsi saçma bir merak ve hırs yüzünden olmuştu bunları aklından geçirirken annesinin içeri girmesiyle biraz huzur buldu. Pür dükkat, endişeli yüz hattıyla annesini anlatacaklarını bekliyordu. Annesi tahta tabureye oturup türbentini geri attı ve başladı konuşmaya. İmam akşam gelecek ve duruma bakacak. Zannımca kendisi bu işe sadece bir gecelik bakacak. Civar köydeki aile dostumuza durumu arz edip beraber hareket edecekler. Siz üç akılsız ne yaptıysanız gizlemeden hoca efendiye anlatacaksınız. Akşam abilerin taburcu olup eve dönecekler. Hoca onları da dinlemek istiyor. Tüm bunlara sebep sen senmişsin gibi geliyor ama artık günahın boynuna. Allah seni ıslah etsin. Abilerin kim bilir ne gördü de bu hale geldi diyerek ayağa kalktı. Suçluluk çok ağır geliyordu Fidan'a. Annesi konuşurken başını yere eğmiş ağlıyordu sessizce. Bakalım bu gece galip gelen kim olacaktı? Fatma kadın büyük bir sabır ve özlemle oğullarının geleceği zamanı bekliyordu. Eli kulağında neredeyse gelmek üzereydiler. Bu akşam uğurlarıyla birlikte nihayet akşam yemeğine oturacaklardı. Sineye koyulmuş tencere ve tabaklara dokunmuyordu kimse. Günler gitgide kısaldığından karanlık çabuk bastırıyordu. Perdeyi az aralayıp bakmasıyla uzaktan yaklaşmakta olan araba farlarını gördü. Yıllarca hasret kalmış gibi koşturarak terliklerini geçiriverdi ayaklarına. Araba arkada durup da oğulları inince hıçkırarak sevinç gözyaşlarını dökmeye başladı. Hepsi alel acele içeriye gidip itinayla yapılmış yemeklere göz attılar. Öyle ya Haftalardır anne yemeğine hasretlerdi. Büyük iştahla yenilen yemeğin ardından kapı çalmaya başlamıştı. Bugün kimse misafir olarak kabul etmeyecekti. Çünkü hoca efendi öyle tembihlemişti. Fidan kapıyı açtığında Figen Vaynur'u Aynur'u beti benze atmış bir halde gördü. İçeriye buyur ettikten hemen sonra kapı tekrar çalmaya başladı. Bu defa gelen imam efendiydi. Kızlar birbirlerine korkuyla bakarken hoca da onları inceliyordu. Ya Allah ya Bismillah diyerek odanın tam ortasına oturup malzemelerini çıkarmaya başladı. Odanın içine büyük gerginlik hakimdi. Öncelikle kızların karşısına geçip oturmalarını, sonra da olanları atlamadan bir bir anlatmalarını istemişti. Fidan kekeleyerek anlatmaya başlayınca diğerleri de sırasıyla anlatmaya başlamıştı. Hoca bu işe oldukça kızmıştı ama yine de cahilliklerine verip yardımcı olacaktı. Bu olayları anlatmaları çok rahatlatmıştı kızları. Hoca şimdi ben ne istediklerini sormak için yanıma çağıracağım onlardan birini. Sakın ola ki yerinizden kımıldamayın. Aksi halde görecekleriniz sizi ya delirtir ya öldürür. Şimdi üçünüzde tırnağınızdan çok küçük parça kesip bu bakır leğene atın. Ardından da birer tel saçınızdan kopartıp suya koyun. Ben size söylemeden hareket dahi etmeyin. Hemen odayı zifiri karanlık yapın ve mumları sırasıyla yakın. Bunları yaptığınıza göre şimdi gözünüzü yumun ve bekleyin. O kadar korkuyorlardı ki zangır zangır çiştiriyorlardı. Bu gece ya kıyamet kopacak ya da herkes huzura erecekti. Herkes gözünü kapamış hocanın gözlerini açın komutunu bekliyordu. Dakikalar geçtikçe hoca nefes nefese sesini daha da yükseltmeye başlıyordu. Evde küçük sarsıntılar yaratan depremler oluyordu. Sanki hocanın başa çıkamadığı bir şeyler oluyordu. Camlar ve kapılar büyük bir öfkeyle açılıp kapanıyordu. Ortada duran ne kadar malzeme varsa figene doğru fırlatılıyordu. Son olarak mumlar tekrar yandığında nihayet sona ermişti her şey. Hoca hemen ayağa kalktı ışığı açtı. Herkese gözlerini açmasını söyleyerek bir bardak su istedi hemen. Bir yudumda suyu içip kızgınlığını ifade eder biçimde hızla yere bıraktı bardağı. Tüm meraklı bakışlar üzerinde toplanmıştı. Anlatmaya başladığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikardı. "Sizin aklınız yerinde mi? Hangi akla hizmet böyle bir belaya bulaştınız? Sizin şu anda yaşamanız ya da delirmemeniz bile bir mucize. Allah sizi ıslah etsin. Evvela şunu bilmenizde fayda var. Bu iş beni aşar söyleyeyim. Onlarla baş edemem." Yani ne gücüm ne de nefesim bu şerlilere yetmez. Dediğim gibi civar köyde yaşayan ilmi yüksek bir tanışım var. O bile başa çıkamaz gibi geliyor ama neyse. Şimdi gidelim siz üç kafadara. O gece hanginizi mumu eliyle söndürmüşse bu kabileden bir çocuğun ölmesine neden olmuş. O yüzden bu kadar öfkeyler. Çocuğu öldüreni mutlak surette istiyorlar. Şunun altını çizelim ki onlara istediği kişiyi vermemiz onları durdurmayacaktır. Musallat olup ya delirtirler ya da öldürürler. Şimdi ben bir isim aldım gelen şerliden. Figen hanginiz? Figen ölü toprağa serpilmiş gibi bembeyaz olmuştu. Hocanın sorusuna Figen benim hocam diyerek cevap verdi. Buz kesmiş tüm vücudu sanki. Ölümün düşüncesi bile yetiyordu ona. Hoca tekrar sözlerine devam etti. Bakın beni kötü bellemeyin. Elimden sadece bu kadarı geliyor. Bu geceden sonra ben ve ailem aileni bir tehlikeye maruz bırakabiliriz. Her birinize bir kağıda dualar yazıp vereceğim. Bu yazacağım duanın tesiri çok büyük asla evin içine giremezler. Dışarıya tuvalete ya da tandıra gitmek için çıkarırsanız bunu yanınızda taşıyın. Tuvaletin biraz gerisine bu kağıdı bırakıp öyle girin. Sakın fazla oyalanmayın dışarıda. Tandıra girince hemen kapıyı asın. Amma velakin sizi rahatsız etmekten asla vazgeçmeyecekler. Türlü oyunlarla sizi evden çıkarmaya teşvik edeceklerdir. Ben yarın diğer hocayı alıp gelirim. Benim yapabileceğim bu kadar. Kusura kalmayın. Onlar kabilesine mensuplar. Öyle zalimlerdir ki diğer kabileler bile ulaşmaz onlara. İnsan İnsanoğlan çok büyük kin duymakta bilinirler. Bu kabilenin musallatı çok elim sonuçlar doğurur. İlmi çok yüksek olan hocalar bile çoğu zaman çare bulamıyorlar. Ölümden kurtulsanız bile etkileri devam eder diyerek ayağa kalktı. Kapıdan çıkmadan evvel özellikle figene dikkat etmelerini tembihledi. Hoca gittikten sonra iki erkek kardeş hemen Kur'an okumaya başladılar. Fatma kadın da kızlarla birlikte yatakları kurtuluyor. Kendi iyilikleri için Aynur ve Figen burada kalacaklardı. Herkes yatağına kırılıp geceyi sağ salim nasıl geçireceğini düşünüyordu. Evde kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes kendi derdindeydi. Özellikle Fatma kadın. Kızların kandırılıp dışarı çıkmalarından korkuyordu. İşte bu yüzden bütün gece kızlar için bekleyecekti. Bu sırada çatıdan gelen seslerin de farkındaydı. Kızları korkutmamak adına belli etmiyordu. Kur'an okudukça korku azalmıştı. Kızlar uyumuştu nihayet. Fatma kadın kızlar uyunca onların ayak ucuna kırılıp az da olsa gözlerini dinlendirecekti. Ama uykuya teslimiyet zor olmamıştı Fatma kadın için. Şimdi sesleri sadece Mehmet ve Mustafa duyuyordu. Sabah ezanına epey bir vakit vardı. Uyumak için deyim yerinde ise çırpınıyorlardı. Hem uykusuzluk hem de dışarıdaki gürültüler okumalarına engel oluyordu. Nasıl olduğunu anlamadan uyumuşlardı bile. Saat 3 olduğunda şiddetli bir sarsıntı ile hepsi birden uyanmıştı derin uykularından. Uyandıklarında sanki bir şey arıyorlarmış gibi sağa sola bakınıyorlardı. Hepsi sarı bir yılanın onları boğmaya çalıştığını görerek uyanmışlardı. Çarpan kapılara camların kırılması da eşlik ediyordu. Büyük bir telaşın içindelerdi. Bu telaşın üstüne fidanın yatağında olmadığı gerçeğiyle yüzleştiler. Dışarıda küçük çapta fırtına vardı. Her yere toz duman bürümüş göz göz görmüyordu. Maalesef fidanı kandırmayı başarmış dışarıya çıkarmışlardı. Galibiyetin verdiği küstahlıkla yaptıklarına bir yenisine ekliyorlardı. Fatma kadın herkesten önce dış kapıya doğru gitmişti bile. Hepsi beraber Fatma kadının ardından dışarıya çıkmışlardı. Kimse bir adım öteyi göremiyordu. Rüzgar o kadar güçlüydü ki önüne kattığını götürüyordu. Hepsi yek vücut olup yan yana yürümeye başlamışlardı. Belki o zaman daha güçlü olabilirlerdi. İlk önce tandıra gidip bakmışlardı. Orada bulamayınca 5 metre ileride olan ahıra doğru yürüdüler. Etrafta belki onlarca kedi vardı. Dua ederek yol almaları biraz olsun kolaylaşıyordu. Ahıra geldiklerinde ağır bir kan kokusu almışlardı. Telefonmuş hayvanlar. Hala yardım dilenir gibi göze açık bir haldeydi. Kimse engel olamıyordu gözyaşlarına. Bu nasıl bir zalimlikti. Hepsi birer heykel şeklini almış, kas katı olmuşlardı. İki erkek kardeş annelerinin ve kızların geri durması için öne doğru bir iki adım attılar. Ahırın arka tarafına bakmak zorundalardı. Bakmadan önce seslenerek bir umut beklediler küçük ve tiz iniltiler halinde fidanın sesini duyuyorlardı. Bu bir tuzak mıydı? Yoksa gerçekten fidan mıydı? Elindeki feneri yaklaştırdıkları şeye doğru tuttuklarında tüm çalıkları ağaça ulaşmıştı neredeyse. Karşılığında başı kesilmiş bir inek duruyordu. Bu inek daha az önce telef olmuştu. İneğin sırtında oldukça küçük, siyah tüylü bir varlık vardı. Tüm zalimliğiyle kırbacını her vurduğunda hayvan inanılmaz acılar içinde inliyordu. Dört nala koşan atlar gibi oradan oraya atlıyordu geçit vermeyen hareketler yapıyor, fidanı işaret ediyordu. Fidan yere bağdaş kurmuş, hayvan pislikleriyle oynuyordu. Kardeşi Mehmet Oğan gördükleri karşısında ölmüş olmayı diliyordu.